Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın 42. günündeyiz ve bugün itibariyle sayıkesir problemlerinin son videosunu sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta sayıkesir üzerine çok ciddi yoğunlaştık. Bir hafta boyunca zaten sadece sayıkesir problemleriyle alakalı program verdik size. Ve bundan sonrası önümüzdeki haftada ne var sırada? Yüzde problemleri var. Nerede kaldık? Kitabımızın 42. gününde 148. sayfasında kaldık ve 62. sorudaydık. Garantileme sorularındaydı sıra. Ve garantileme sorularını ne yapıyorduk? Daima hep en kötü ihtimali düşünerek en kötü durumun oluşabileceği üzerinden bu varsayımla sonuca ulaşmaya çalışıyorduk. Şimdi gelelim başka bir soru kalıbına. Bir torbada 4 tane beyaz, 6 tane siyah ve 8 tane kırmızı renkli bilye bulunmaktaymış. Hemen yazalım. 4 tane beyaz, 6 tane siyah ve 8 tane kırmızı renkli bilye var. Ben bu torbadan en az aynı anda en az kaç top çekilirse herhangi bir renkten 3 tane top çekilmesi garantilemiş olur. Buna bakacağım. Herhangi bir renk yerine aynı renk ifadesi de kullanılabilir. Yani ben sırasıyla bakmadan top çekeceğim ve aynı 3 tane renk geldiğinde duracağım. Başıma gelebilecek en kötü ihtimal ne olabilir? Buna bakalım. Derdim aynı renkten 3 tane top çekmek ya. Başıma gelecek en kötü ihtimal ne olur? Tabii ki çektiğim topların hepsinin hep başka başka renklerde gelmesi olur. Hep sonuçta aynı renk istiyorsam ben farklı renklerde çekersem en çok sayıda top çekerek amacıma ulaşmış olurum. Mesela çektim diyelim ki beyaz top geldi. Sonra ben ne isterim? Bir beyaz daha gelsin, işim bitsin ama ne olmaz? Bu gelmez. Hep en kötü ihtimal gelecek dedim ya. Çektim, sarı ya da kırmızıdan biri geldi. Örneğin kırmızı olsun. Şimdi ne isterim? Ya beyaz ya kırmızı gelsin, işim bitsin. Ne gelmeyecek bana? Bunlar gelmeyecek. Sarı gelecek bu sefer de. Şey, siyah gelecek. Şimdi ben tekrar çekmeye devam ediyorum. Ne zaman bitecek benim işim burada? Aynı renkli, hangi renk olursa olsun aynı renkli 3 tane top olunca bitecek. Çektim, bir daha sarı geldi diyelim. Şimdi ne isterim ben? Sarı gelsin, işim bitsin. Ama ne gelmez? Sarı gelmez. Ya beyaz ya da kırmızı gelecek. O halde çektim örneğin bir beyaz geldi. Şimdi elimde iki beyaz, iki sarı var. Beyaz da sarı da gelse üçüncü topu tamamlamış ve işi bitirmiş olacağım ama bu gelmeyecek. Ne gelecek? Bu sefer kırmızı gelecek. Bu şekilde en kötü ihtimali devreye soka soka 6 tane top çektim ve elimde her bir renkten ikişer tane var. Benim derdim 3 tane herhangi bir renkten top bulmaktı. Şimdi ben 7. topu nereden çekersem çekeyim elimde aynı renkten 3 tane top olmuş olacak zaten. Örneğin bir beyaz çeksem 3 beyaz, sarı çeksem 3 sarı, kırmızı çeksem 3 tane kırmızı olacak. Sarı diyorum sürekli, siyah. Örneğin ben bir tane topu beyazdan çekmiş olayım. 3 tane beyazı elde etmiş olurum. 3 sarı da olabilir, bu 3 kırmızı da olabilir. O halde 7 tane top benim için şu anda bu işi garantilemiş olacak diyebileceğiz. Bu herhangi ya da aynı şekilde gelirse biraz dikkatli çözmek gerekiyor. Şimdi geldik 63'e. Bir torbada 12 tane mavi renkli, 20 tane sarı renkli ve belirli sayıda kırmızı top bulunmaktadır diyor. Şimdi 12 tane mavi var, 20 tane sarı var. Belirli sayı diyorsa bilmiyoruz ama x tane de kırmızı top olsun. Biz ne istiyoruz? Bu torbadan her renkten birer tane top çekilmesinin garantilenmesini istiyoruz ve bunun için en az 35 tane top çekilmek zorundaymış. Bu torbadaki kırmızı top kaçtır diye soruyor. Şimdi her renkten birer tane çekilmesinin yolu neydi? Önce en fazla sayıda olan ikiliyi çekip ondan sonra en az sayıda olandan da bir tane çektiğimde elimde 3 renkten de, burada 3 tane olduğu için ya tüm renklerden de birer tane top bulunmuş olacaktı. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. En fazla sayıda kim bilmiyorum. Çünkü 12, 20 bunlar ama kırmızı belirsiz. O zaman ihtimalleri değerlendireceğiz. Örneğin burada kırmızı 12'den de 20'den de büyük olabilir. Hadi yazalım. 12'den de 20'den de büyük olabilir. Şöyle olabilir bu. Kırmızı yani x, ikisinin arası da bir yerde olabilir. Şöyle olabilir. Ya da hepsinden daha küçük olabilir, değil mi? Burada x 12, o halde 20 diye de sıralayabiliriz. Şimdi eğer böyleyse en fazla sayıda olan ikiliyi çekip bitiriyordum ya. X'in hepsini çekerim. 20'nin hepsini çekerim. Sonra buradan da artı bir top çektiğimde üçünden de birer top çekmiş olurum. Böyle olduğunda 35 oluyor mu? Hemen bakalım.
Böyle olduğunda x 35 oluyor, daha doğrusu da x ne oluyor diye bakalım. X buradan 14 geliyor. Şimdi buraya uymadı bu. O halde bu olmaz. 20'den büyük olmasını varsaydık. Peki böyle olsa burada da 20'nin tamamını bitirir. Sonra x'in tamamını bitirdim. Sonra buradan artı bir tane top çektiğimde hepsinden birer tane top çekmeyi garantilemiş olurum. Böyle 35 oluyor. Peki böyle olduğunda x ne gelir? 14 gelir. 14 bu araya oturuyor mu? Evet, oturuyor. O halde kırmızı top sayısı kaçmış? 14'müş. Bunu buradan bulmuş oluruz. Bu da tersten karşımıza çıkarsa ne yapmamız gerektiğini söylemeye çalıştığımız sorulardan biriydi. Geldik bir başka kalıba. Aşamalı biçimde eksilme durumlarının oluşturduğu sorular demişiz. Ne demek istiyoruz? Hemen gelin birlikte bakmaya çalışalım. Son 3 tane başlığımız kaldı zaten. Bunlar biraz dikkatlice çözülmesi gereken sorular. Diyor ki Aykut, Betül ve Cemil. 3 tane arkadaş var. Bu 3 arkadaş bir masanın üzerindeki belirli sayıdaki kitapları aşağıdaki gibi paylaşıyormuş. Aykut, masadaki kitapların yarısından bir fazla. Betül, masada kalan kitapların yarısından bir fazla. Cemil de yine masada kalan kitapların yarısından bir fazlasını alıyormuş. Ve son durumda masada hiç kitap kalmıyormuş. Buna göre başlangıçta masada bulunan kitap sayısı soruluyor. Şimdi burada sondan başa doğru gideceğiz. Sondan başa doğru gidilmesi gereken sorular. Şimdi ilk durumda ne kadar var bilmiyoruz. Zaten o soruluyor. Ama Aykut geliyor. Yarısından bir fazlasını alıyor masadakilerin. Sonra Betül kalanların yarısından bir fazlasını alıyor. Cemil de yine kalanların yarısından bir fazlasını alıyor. Son durumda kaç tane kalıyor? Sıfır. Sondan gidelim. Cemil yarısından bir fazlasını alacak ya. O halde Cemil'in masada bulduğuna biz 2x diyelim. Yarısı x, fazlası 1 olur. O halde x artı 1'ini almış. Ne kalır geriye çıkartırsak? X eksi 1. Bu kalan son duruma eşitse o halde bu 0 oluyor. O halde x buradan 1. Dolayısıyla 2x 2 geliyor. Bu ne demek? Cemil masada 2 tane kitap bulmuş. Peki kim bıraktı bunları? Betül. Betül ne yaptı? Betül masada kalanların yarısından bir fazlasını almıştı. O halde yine 2y olsun bu sefer. X diyemeyiz sonuçta, aynı çıkmayacak. O da yarısı y, fazlası 1 olduğu için y artı 1'ini aldı. Ne bıraktı? Y eksi 1. İşte o y eksi 1 kaç? 2. Y eksi 1 2 ise y buradan kaç olur? 3. O halde 2y kaç olacak? 6. Şimdi geldik Aykut'a. Aykut da yine yarısından bir fazlasını aldıysa ilk durumda 2z tane olsun. Zaten ilk durumda 2z oluyor burada. Yarısından bir fazlasını alırsa z artı 1 aldı. Z eksi 1 bıraktı ve bu z eksi 1 kaçmış? 6. O halde z buradan 7 olur. Z 7 ise de 2z 14 olur. Yani başlangıçta bu masada 14 tane kitap varmış anlamına gelir. Sondan başa doğru gelinmesi gereken soru kalıpları bu şekilde çözümlenecek. Çok benzer bir soru daha yazdık. Hadi gelin bir daha bakalım. Şimdi Ayşe, Bekir ve Candan yine aynı şekilde belli sayıda kutla kalemler varmış. Bunları yine Ayşe bir 6'da birinden 4 eksiğini, Bekir kalanların 4'te birinden 3 fazlasını şeklinde alıyor. Yine sondan gideceğiz. İlk durum kaç tane var bilmiyoruz. Aykut değil, Ayşe bir miktar alacak. Sonra Bekir bir miktar alacak. Candan bir miktar alacak. Ve son durumda 0 kalmıyor sanırım bu sefer. Son durumda kalan kalem sayısı 25'miş. Şimdi sondan başa doğru gidiyoruz. Candan'dan başlayacağız. Candan ne yaptı? Kalan kalemlerin 3'te birinden 5 fazlasını aldı. O halde kalan kalemlere biz 3x diyoruz. 3'te biri x, 5 fazlası artı 5. Bu x artı 5'i alırsa ne kalır? Çıkaralım 3x'ten. 2x eksi 5 kalır. İşte bu 2x eksi 5 neymiş? 25'miş. O halde bu 25 ise 2x buradan 30 olur, x buradan 15 olur. O halde 3x buradan kaç olur? 45. Demek ki Candan 45 tane kalem bulmuş kutuda. Peki Candan'ın bulduğunu kim bıraktı? Bekir. Bekir ne yaptı? Kalan kalemlerin 4'te birinden 3 fazlasını almıştı ya. O halde 4'te biri ise 4y olsun masada Bekir'in buldukları. 4'te biri y, 3 fazlası y artı 3. Bunu alınca ne kaldı geriye? 3y eksi 3 kalır. Bu 45'miş. O halde 3y eksi 3 45 ise 3y 48 olur. 3y 48 ise, şöyle yazayım, 3y 48 ise y buradan 16 gelir. 4y 64 olur. 4y 64 ise Bekir'in burada masada bulduğu 64. Kim bıraktı bunları? Ayşe. Ayşe ne yaptı peki? 6'da birinden 4 eksiğini aldı. O halde Ayşe'nin masada bulduğu, kutuda bulduğu 6z olsun.
O halde 6'da 1'i z, 4 eksi z eksi 4. Çıkarırsak bu sefer ne gelir? 5s artı 4 gelir ve bu neymiş? 64'e eşitmiş. Şuraya yazayım. 5s artı 4, 64 ise 5s buradan 60. Dolayısıyla z buradan ne gelir? 12. z 12 ise 6z 72. Demek ki Ayşe ilk durumda kutuda kaç tane kalem bulmuş? 72 tane kalem bulmuş anlamına gelecektir. Ve şimdi geliyoruz yanlış ölçüm ve yanlış tartımın kullanıldığı sorulara. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen gelin birlikte bakmaya çalışalım. Diyor ki bir manavdaki tartı ayarı bozuk olduğu için her 1 kilogramı 300 gram eksik tartıyor. Yani 700 gram olarak tartıyor. Bu hatalı tartıda tartılıp 14 liraya satılan bir ürün doğru ölçen bir tartıda tartılsaydı kaça satılırdı? Şimdi biz ederini bildiğimiz bir grama üzerinden gidersek çok daha kolay olur. Örneğin bu 1000 gram olsun yani 1 kiloluk bir ürün olsun. Biz bunu hatalı tartıda tartarsak 700 gramı aslında bize 700 gram bize gösterdi ve biz 700 gram satmış olduğumuzu düşünürüz. Ve biz buna 14 lira fiyat biçtiysek o halde normalde bu 1000 gramdı. 700 gramı 14 liraysa 1000 gramı ne kadardır diyebiliriz. Bu şekilde bir orantı kurulabilir. O halde işler dışlar yapalım. Doğru orantı bu. 700 çarpı ne eşittir? 1000 çarpı 14'e. Bu iki sıfırla bu iki sıfırı götürsek 7 ile de 14'ü sadeleştirsek buradan neyi ne buluruz? 20 buluruz. Demek ki doğru tartılsaydı 20 liraya satılır diyeceğiz. Biraz basit bir oran orantı sorusu gibi düşünülebilir bu tip sorular. Bir örnek daha var burada. Hemen onu da çözelim. Diyor ki bir bakkalda 1 kilo pirincin satış fiyatı 16 liraymış. Bu bakkal terazisinin yanlış tartması sonucunda gerçekte 5 kilo olan pirinci 48 liraya satmış. 1 kiloda kaç gram eksik tartıyor bu terazi diye sorulmuş. Şimdi 48 liraya sattıysak ve kilosu 16 liraysa biz 48 bölü 16'dan 3 kilo pirinç parası almışız. Demek ki biz 3 kilo görmüşüz bunu. Ama gerçekte 5 kilo. 5 kiloyu 3 kilo gördüysek o halde 5 kilogramda biz 2 kilogram eksik tartıyoruz. Şimdi gram üzerinden gidiyorsa o halde 5 kiloda 2 kilo kaç gramdır? 2000 gramdır. 2000 gramlık bir eksik tartma durumu söz konusu. Bize 1 kilogramda ne kadar eksik tartıyor? O halde 5'te 1'i diye sorulmuş daha doğrusu. 5'te 1'i kadar bir durum var burada. 2000'in 5'te 1'i 400'dür. Yani biz 5 kiloda 2000 gramsa her 1 kiloda 400 gram eksik tarttığını buradan söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok zor değil ama oran orantı üzerinden çözülmesi gereken bu şekilde gramaj ya da fiyat üzerinden karşımıza çıkabilecek soru kalıplarıydı bunlar da. Geldik son kalıba. Şimdi tablo kurmayı gerektiren sorular var sırada. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bir topluluğun ya da bir nesneler topluluğunun birden fazla özelliği, çoğunlukla iki özelliği aynı anda verilirse tablo kurup tablo üzerinden çözümleme yapacağız. Mesela Alman ve İngilizlerden oluşan 48 kişilik bir turist kafilesinin 1/4 biri erkek, 1/6 biri Almandır demiş. Şimdi burada kişiler hem milliyetlerine göre hem de cinsiyetlerine göre ayrılmışlar. Yani Almanlar, İngilizler, kadınlar, erkekler. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir tablo kuracağız. Diyeceğiz ki bu tabloda şöyle yazalım. Satır ve sütunlara bir tarafına kadınlar ve erkekler, diğer tarafına da Almanlar ve İngilizler diyeceğiz. Bu şekilde kuracağız. Şimdi 48 kişi ya, 1/4 biri erkekmiş. O halde erkeklerin sütunu toplamda kaç olacak? 48 çarpı 1 bölü 4, yani 48 bölü 4'ten 12 erkek. 6'da biri Almanya. O halde Almanlar 48'in 6'da biri. 48'i böl 6'ya 8. Diğerlerini bulmuş olacağız. Çünkü 48 kişi ya, 8 Almansa 40'ı İngiliz, 12'si erkekse 36'sı kadın geliyor. Bakın burada toplam satır ve toplam sütundan çok daha kolay ilerleyebileceğiz. Bundan sonra ben bu 4 boşluktan hangisini bulursam bulayım diğerlerin tamamını bulmuş olacağım zaten. Alman kadın sayısı 3'müş. Alman ve kadınların kesişimde 3 kişi varsa. Şimdi bakın şu satır toplam 8 ise 3 buradaysa buraya 5 kalır. Sonra bu sütun toplam 36 ise 3 buradaysa buraya 33 kalır. Burada 12 erkek vardı. 5'i Almansa 7'si İngiliz diyebilir. Veya 40 tane İngiliz vardı. Aynı şekilde 33 kadınsa 7 erkek diyebiliriz. Her türlü buluruz.
Bize sorulan İngiliz erkek sayısı burada sanırım değil mi? İngilizlerin ve erkeklerin kesişimi 7 kişiymiş. Buradan direkt görebiliyoruz. Dediğim gibi burada iki farklı özellik aynı anda belirirse çok kolaylıkla tabloyla iş yürüyor. Bir soru daha var yine aynı mantıkla. Demişiz ki bir masanın üzerinde bulunan kare ve üçgen levhalardan bir kısmı sarı, geriye kalan kırmızıymış. Ne yapacağız? Bakın burada neye göre gruplandırılmış levhalar? Kare veya üçgen yani kenar sayısına göre ve renklerine göre. Kareler burada, üçgenler burada olsun. Sarılar burada, kırmızılar burada olsun. Şimdi 40 tane levha kare biçiminde. O halde şurası 40. 50 tane üçgen biçimde, o halde burası 50. Toplamı 90, onu da bulmuş olduk. 30 tanesi sarıymış. O halde sarıların toplam satırı 30. Sağ aynı zamanda toplam 90 ya. Burası 30'sa buraya kaç kalır? 60. Bunu da bulduk. Üçgen levhaların 10 tanesi sarıymış. Yani sarı renkli üçgen 10 taneymiş. Sarıların ve üçgenlerin kesişiminde 10 varsa soru bitti. Bakın burada sarılar 30 taneydi. 10'u buradaysa 20'si burada. Kareler 40 taneydi. 20'si buradaysa 20'si burada. Kırmızılar 60 taneydi. 20'si buradaysa 40'ı burada veya 50'nin 10'u yukarıdaysa 40'ı aşağıda deyip hepsini bulabiliyoruz. Bize sorulan ne? Kırmızı renkli ve kare biçimde olan levhalar. Yani kırmızı kareler soruluyor. Karelerin ve kırmızıların kesişiminde 20 olduğu için cevap buradan 20 olur diyebileceğiz. Ve geleceğiz Sayıkesir'in son sorusuna. Yine aynı mantık. Hadi gelin bir pratik daha yapalım. Ne demiş burada? 66 kişilik bir sınıftaki gözlüklü kız sayısı. O halde gözlüklü ve gözlüksüz ve kız ve erkek diye ayıracağız. Hemen şuraya yazalım. Kızlar, erkekler, gözlük kullananlar ve gözlük kullanmayanlar diye. Kızlar, erkekleri buraya yazdık. Gözlüklü olanlar burada, gözlüksüz olanlar da buradaymış. 66 kişi toplam. Gözlüklü kız sayısı noktalı virgül. Gözlüksüz erkek sayısının 3 katıymış. O halde gözlüklü kız gözlüksüz erkeğin 3 katıysa ben buna x desem burası 3x olur. Aynı şekilde gözlüklü kız sayısı gözlüksüz kız sayısının 3 bölü 2 katıymış. 1,5 katıymış. Hani buna ne desek çok kabaca 3x n'nin 3 bölü 2 katıysa bu 3'ler gider. İşler dışlardan n buradan 2x gelir. Yani şu n'yi sileyim ben burada. Burası 2x olsun. Bir de ne demiş? Gözlüklü erkek sayısı 6. Şuraya da 6 yazdık. Bakın hepsini zaten kaç kişi olduğunu biliyorum ben. 66. Toplayalım. 3x, 2x daha 5x, 1x daha 6x artı 6'nın ederi 66 ise 6x buradan 60. Dolayısıyla x buradan 10 gelir. X 10 ise hepsini bulduk zaten. Gözlüklü kız sayısı. Gözlüklü kız 3x'ti. X 10 olduğuna göre 30 gelir. Yani doğru cevap buradan E şıkkıdır deriz ve bu soruyla Sayıkesir'in sorularını toparlamış oluruz. Evet, 70 tane soru çözdük sizlerle. Yaklaşık olarak belki 200, belki daha fazla da ödev verdik bizim kitaplarımızdan. Bugün sizden son olarak geleceğin fakültesinin 8. testini çözmenizi istiyoruz. Ve tabii ki bunun dışında çıkmış soruları mutlaka ama mutlaka sürekli çokça çözmenizi zaten hep sizlere tavsiye ediyoruz. Ne yapacağız? Önümüzdeki hafta bir sonraki video yani 43. günden itibaren yüzde problemleri yani yüzde kar zarar problemleri dediğimiz problemlere geçeceğiz. Onlar da önemli ama bu işin en önemlisi Sayıkesir hakikaten onu tekrar tekrar hatırlatayım. Çokça soru görmeniz lazım. Sayıkesir ne kadar sağlamsa yüzde o kadar kolay, yaş o kadar kolay gelecek size. O yüzden Sayıkesir'i mümkün olduğunca başlayıp bitirilmesi gereken bir konu olarak görmeyin. Sürekli Sayıkesir'i hep programımıza yazmaya gayret gösterin. Çok sorusunu görün. Ne kadar çok soru görürseniz hem sayıkesir problemleriniz hem de diğer problemleriniz ve dolayısıyla sayısal mantık kısmı da o kadar yerine oturacak bunu söyleyebilirim. Ben zaten yine yazdığım programlarda sayıkesiri sizlere bolca hatırlatıcı çalışmalar, etkinlikler koymaya çalışacağım. Peki, inşallah faydası olmuştur diyelim ve bugünlük burada noktalayalım. Lütfen ama lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, hala değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Biz de sizin desteğinizle güçlenmeye çalışıyoruz. Peki, vedalaşıyoruz. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.